ucuz atlattık. Teşekkür ederim Baykuş kız. Hiç sorun değil. Demin çok yanlış davrandım kertenkele. Ben de kedi çocuk. Sanırım bir an düşünemedik. Hayır yapmayın. Benim hatamdı. Devamlı kazanmak için her şeyi yarışmaya çevirdiğim için çok 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 özür diliyorum. Kalksana üstümden koca kulak bir şey. Ay kızı pes etmiyor. Bana kalırsa birbirimizle yarışmayı bırakıp birlikte kazanmaya çalışmalıyız. Evet. Evet, nerede kalmıştım şimdi? Aa evet, bir tur daha yapalım mı güveler? Buradayım ay kızı. Ne? Evet. Hey, ver onu bana çabuk. Düdüğü aldım. Artık oyun bitti ay kızı. Pijam maskeleler her şeyi mahvediyor. Yapmayın güveler. En büyük sizsiniz, tamam mı? Kaykayı götür beni. Bir dahaki sefere pijamas geliler. Anlaşılan ay kızı yenmeye çalışmaktan bıktı. Aynı benim gibi. Şimdi oyuncakları geri götürelim bakalım. En çok taşıyan kazansın. Şaka yaptım. Pijamas geliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Merhaba Cameron. Düdüğünü bulduk. Harika, sağ olun. Hey Amaya, bizimle oynar mısın? Tabii ki. Hadi takım, oyun zamanı. Süper, süper baykuş kanadı. Bir panter kadar çevik kedi çocuk çatıya çıkıyor ve baykuşu bıyık farkıyla yeniyor. Of ya, ilk ben gelmiştim. Hiç de bile. Kim kazandıysa kazandı. Ay kızının ne yaptığını bulmamız gerek. Şşş, eğilin. Düdük ay kızının elinde. Güveler, ikiye ayrılın. Hazır, bekle. Güveler, hizaya girin. Çabuk olun. Zavallıları asla istemiyorum yanımda. Ha! Yakındaki oyuncakçıdaki her şey benim olacak. Pekala, en büyük oyuncağı getiren kazanacak. Önce birinci takım. Harikasınız kanatlı hırsızlarım benim. Peki sizi yenmelerine izin mi vereceksiniz? Sürüngenler aşkına. Ay kızı ve güvelerin oyuncakları almasına izin vermeyelim. Belki düdüğü elinden alabilirsek güveler ne yapacağını bilemez ha? Evet, o zaman hangi takımda olduklarını da bilemezler. Bu harika bir plan. Ay kızına yaklaşıp düdüğü ilk kim alırsa o kazanacak. Durun, plan bu değildi. Neden birbirimizle yarışıyoruz ki? Ya bunun hiçbir amacı yok. Kamuflajlı kertenkele gücümle kazanacağım. Hiç de bile. Seni hemen yenebilirim. Ne? O zaman seyret bakalım. Kazanırsam hiç şaşırma. Çocuklar, önemli olanı unutmayın. Ay kızını durdurun. Kamuflajlı kertenkele. Kim katık bu yana? Çek. Düdüğü ilk ben gördüm. Ben kazandım. Ona ben dokundum. Yani ben kazandım. Hayır, ben kazandım pijama maskeliler. Güvelerimle beni durduramazsınız. Ay kaykayına. Gördünüz mü? Yakında herkesten çok oyuncağım olacak. Kertenkele aşkına, peki şimdi ne yapacağız? Planı değiştirelim. Güveleri oyuncakçıda bekleyip onları orada durduralım. Ve en havalı süper güç kullanan da kazansın. Ah yine mi yarışma? Artık gerek yok. Aa hadi ama. Kaybetmekten mi korktun yoksa? Kim? Ben mi? Hayır. Kertenkeleyi bilmem. Hey, ben korkmadım. Çok süper harika güçlerim var benim. Ama benimkilerden daha mı iyi? Belki de. En iyisi öğrenelim. İstediğiniz kadar ısının. Benim güçlerim ikinizinkini de yener. Hazır? Hazır. En iyi süper kahraman kazansın. Süper uçma hareketime bakın. Güzel ama yapışkan kertenkeleye de bakın. Benim süper sıçrayan kedime kadar değil. Ha,
Hey! Aa! Hey! Bu haksızlık ama! Lene 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 lene! Ha! Ha! Şimdi asıl kedi gücünü bir görün. Süper kedi hızı! Süper güçlü kertenkele! Hey! Bu da haksızlık! Süper sıçrayan kedi! İşte böyle kazanılır. En iyi süper güçler tabii ki benim. Bu imkansız. En güzel güçler benimkiydi. Ben kazandım. Bence en iyileri kesinlikle benimdi. Ben kazandım. Yine. Benimle boy ölçüşemezsiniz. En büyük baykuş kız. Ha? Kedi kulağı. Buradan. Romeo'nun laboratuvarı. Sesini alan makine de bu kertenkele. Hadi arkadan dolanalım. Harika. Romeo geldiğimizi bilmiyor. Hey, yakışıklı. Fırsat bu fırsat. Kertenkele, yapışkan kertenkele gücüyle duvarda yürüyüp laboratuvara gir. Bu en kolay görevimiz. Yakala kertenkele. Sesini geri al. Hadi şimdi. Ha? Pijama askerler. Alın bakalım. Kertenkele. Bir şeyin yok. Ama kutuyu niye yakalamadın? Tam önündeydi. Boş verin. Sonra yakalayabilirim. Acaba Romeo sesini neden aldı ki senin? Pijama askeriler. Kertenkele almışsın. Kötü pisi ve kuş beyni. Hiç zeki değilsiniz. Hey. Bu çok ayıp ama. Kahramanımsın Romeo. Romeo. Ah. Ah hayır. Kertenkele sesini geri almamış. Hala Romeo'da ve sesini kullanıyor. Kedi arabasına. Beni yakalayamazsınız ki. Çünkü siz çok beceriksizsiniz. Burnunuzun ucunu bile göremezsiniz. Ama Romeo ise tam bir dahi. Evet, bir dahi. Kertenkele bacaklı, yapışkan parmaklı bir zavallı değil. Lütfen muhteşem dahi Romeo. Vay inanılmaz deha, süper zeka. Dünyanın en zekisi. Kertenkelenin sesini alabilir miyiz? Bizim için çok önemli. Süper zeka mı? Aynı beni anlattınız siz. Evet, sen dünyadaki en zeki kötüsün. Evet, seni yenmemiz asla mümkün değil. Yarın başka bir şiir denersin. Yeni bir şiir. Ha, bu bir hile tabii ya. Romeo, senin zekana yetişemeyiz. Kedi bıyığı aşkına kertenkele, sen böyle yenilmezdin. Durun biraz. Yarın şiir okumamak için mi yapıyorsun yoksa? Hadi Romeo'yu bulalım artık. Zavallı kertenkeleyi seviyorum ben. Romeo en iyisidir. Katılıyorum. Dünyanın en büyük mucididir. Öyleyim tabii ki. Ve çok havalıdır. Aa kertenkele, ne güzel konuşuyorsun. Dünyayı kim kurtarabilir ki? Romeo. En yakışıklı çocuk kim? Romeo. Merak etme kertenkele, onu susturacağız. Benim bir planım var. Şimdi havalanacağım. Kedi arabasından beni koruyun. Tamam. Kim asla yenilmez? Romeo. Kim denir en güzel ayak? Romeo'da. Bu okulda şiir okumaktan bile kötü. Öyle değil mi? Bakın kedi bize ne getirmiş. Yapma seni deli kedi. Şimdi iniyoruz. Saçmalıyorsun, çakılacaksın. Tabii numara değilse kim numara bu? Ay! Thank you.
olmadın Romeo. Ha? Tüylü kuşlar aşkına. Sesin benim gibiydi. Benim sesim de başka. Hayır, senin sesin benim. Kediler aşkına, benimki kertenkeleninki. Bu daha güzel oldu. Ne kadar da komiksiniz siz. Ha? Arkandayım. Aslında buradayım. Hayır, buradayım. Yeter! Buradayım, tamam, buradayım. Ben de buradayım. Hangisine basacağım peki? İşte kendi sesim. Senin değil. Hey, bunun sesine ne olmuş böyle? Benimki de geri geldi. Benimki de öyle. Evet. Ses kutumu hemen geri verin. Ses kutum. Hayır. Sesimi kaybediyorum. Artık kimsenin sesini çalamayacaksın Romeo. Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Eskiden sanırdım ki şiir okumak çok zor bir şeymiş. Bana gülersiniz sanırdım. Ama kolaymış. Ve şimdi başardım. Tebrikler Greg. Sesleriniz! Hayır, şaka yaptık. Peki plan nedir kedi çocuk? Tamam. En iyisi sen gece ninjasını oyala. Sen de kamufle olup ona yaklaş. Ben de sonra kılıca... O usta Feng'in kılıcını nasıl kullanır? Hırsız ninja. Doğru ama... Kedi çocuk hayır. Sürüngenler aşkına. Asla usta Feng gibi olamazsın gece ninjası. O kılıcı hemen geri ver. Gösteri zamanı. Geri gel hemen. Ne yapabiliriz? Çabuk. Kedi çocuğa yardım edelim. Süper zıplayan kedi. Anlaşılan pijama maskelilerin uyku vakti gelmiş bile. Kedi çocuk, kızmanın bir anlamı yok. Evet, hadi usta Feng gibi sakin ol sen de. Bana kızma demeyi bırakın artık. İstersem kızabilirim. Siz onları oyalarken ben kılıcı alacağım. Gece ninjası. Ne? Kedi çocuk bize bile sinirlendi. Biliyorum. Hey! Asla usta Feng kadar iyi olamazsın. Öyle mi? Usta Feng bunu yapabilir mi? Hayır. Kedi çocuk yardım et. O kayda hemen sileceksiniz. Dokunmayın ona, o benim. Ninja lilolar, bu sushi kafalılardan kurtulun hemen. Bir de benim programımı izleyin. Benim çok doğru. Harika. Bir de fotoğraf çekelim. O usta Feng'in kılıcı gece ninjası. Geri ver. Bizim küçük pisi çocuk gelmiş. Boş verin. Bu kılıcı o işe yaramaz usta Feng'den çok daha iyi kullanırım. Yani benim televizyon programım daha iyi olacak. Tamam kedi çocuk. Plan nedir? Süper hızlı kedi. Kedi çocuk. Bu gece aklınız yerinde değil pijama maskeliler. Kedi çocuk çok kızdı ve bize planını söylemedi. Sence ne yapmamızı istiyordu? Bilmiyorum. Hadi gidelim, hadi. Kamuflajlı kertenkele. Hadi ninja ninolar. Hayır. Aşkına.
Dikkat et! Ya! Yapışkan yıldız! Sıra geldi şahane ninja programıma. Ama alkışlayamayan heykeller ne yazık ki izleyemez. Bu yanına kalmayacak. Öyle mi? Ama şu an bana göre yanıma kaldı. Hoşça kalın. Bir sağa, bir sola. Ha? Seni kurtaracağım. Teşekkür ederim baykuş kız. Yaramaz ninja. Lütfen sakin ol kedi çocuk. Bize bir plan gerekiyor. Evet, Usta Feng gibi sakin ol. O hiç sinirlenmez ama. Evet ama kimse kılıcı daha önce çalmamıştı ki. Eminim o da benim kadar kızmıştır. En harika ninja programına hoş geldiniz. Birazdan göreceklerinize inanamayacaksınız. Gözleri bitti gece ninjası. O kılıcı hemen geri ver. Olmaz tabii pisi. Bende olduğu sürece pijamaskeliler beni asla yenemez. O kılıcı sakın çekeyim deme gece ninjası. Bunu sadece Usta Feng yapar. Hayır, sakin ol kedi çocuk. Hey ninjalinolar, acaba siz neden kılıçla oynamıyorsunuz? Belki de iyi değilsinizdir. Belki de kılıca yakışmıyorlardır. Değil mi gece ninjası? Ne? Öyle değil tabii ki. Sadece benim... Ben kullansam daha iyi olacak sanırım. Hayır! Durun, yeter! Bırakın, hayır! Kılıcım olamaz. Çekmeyin şunları. Ben gösterinin yıldızıyım. Hayır! Evet! Bağırmasanız ha! Beni deli ediyorsunuz siz! Harikaydı çocuklar. Pijamaskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz sakin oluruz. Bakalım Usta Feng geri dönmüş mü? Tekrar merhaba Usta Feng hayranları. Kılıcımı getirenlere de özellikle teşekkür ederim. Evet, acaba bu kimdi? Hareketi pek iyi yapamadın ama hemen sinirlenme. Evet, bir şeyi yapamayınca sinirlenmemek gerek değil mi? Merak etme, yapana kadar bunu çalışacağım. Ama istiyorsanız kutuda bomba oynayalım ha? Ama ben körebe oynamak istiyorum. Bu benim partim. Oyunu ben seçerim tabii ki. O zaman oynamıyorum. Zaten oynamanı istemiyorum. Siz gece ninjası ile oynayın. Ben pastayı alırım. Biz yine de oynayabiliriz. O zaman hazır olun. Ninjalolar kutu. Tamam. Müzik durana kadar yana veriyoruz. Kutu kime geçerse kağıdını açıyor. Ne müziği? Ne? Müzik durdu işte. Ne kadar şanslıyım. Tamam, tekrardan. Yine bende. Yeneceğimi söylemiştim size. Ne? Hala kağıt mı var? Çok şanslıyım ben. Sonunda. Bakın içinden de ben çıktım. Gece ninjası her şeyi başarır. Olabilir ha? Ama pastayı biz aldık. Evet. Yakalayın. Kertenkele aşkına, kedi çocuk, pasta mı buldun? Ama şu pastaya bak kertenkele. Ne kadar harika. Usta Feng pastası istemiyor kedi çocuk. Hadi gidelim. Ama... Hey çocuklar, durun. Neler oluyor? Kedi çocuk! Zavallı pijamaskeliler ama pasta benim. Görüşürüz. Hayır, dur. Yine ne oldu ya? Başka bir oyuna ne dersin? Yoksa yenileceksin diye mi korkuyorsun? Korkmak mı? Peki, sandalye kapmaca ve kazanan da...
Vay canına, bir sürü usta Fang balonu var. Ay. Aa, ben ilk turda eğleneceğim. Sonra pastayı alacağım. Sen gece ninjasını benim için olabildiğince oyala. Yani oyunu kaybetmelisin. Balonlar. Oyunu balonlar. Kaybedeceksin kedi çocuk. Aa, evet tamam. Hayya. Pekala. Müzik durduğu zaman herkes oturmalı. Tabii sandalye varsa. Müzik. Elendin doğum günü çocuğu. Oo, buna inanamıyorum. Çok şanssızım ben. Gece ninjasını asla yenemezsin. Yapışkan kertenkele. Hadi oynayalım. Affedersin, sandalye dolu. Görüşürüz kuş beyinli, elendin. Aa, kuş tüyü aşkına, sen çok iyisin. Geriye ikimiz kaldık pisi pisi. Ama bana yenileceksin değil mi? Çünkü yenilmezsen pastayı yere atarım. Bunu yapamazsın. Ha öyle mi? Bu benim partim ve kazanmazsam kimseye pasta vermem. Kedi çocuk, ona izin vermen gerekiyor. Ha, görüşürüz pisicik. Süper hızlı kedi. Bu sandalye ne? Dolu mu? Şimdi mumları üfleyelim. Ha? Bu sesler de ne böyle? Unutmayın, istenen kazanır. Kazandım. Bu kafasız pijamaskeliler ne yapıyor? Durun bakalım, bu da bir oyun mu yani? Hadi, bir kere daha. Kertenkele mobile ben bindim. Kazandım. Ne? Aa, teşekkür ederim kedi çocuk. Durun ninja lilolar, hiç komik değil. Hadi. Çekilin, size işe yaramaz şeyler. Hadi temizlen. Ha? Kendini temizlemese içinde pastanın patlamasına izin verir miydi? Pijama maskeliler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Dilek tutmayı unutma. Bu harika bir parti oldu Greg. Teşekkür ederim. Ha? Usta Fang balonları mı? Kertenkeleli olsun istemiyor muydun? Bu doğru ama bunlar sana. Vay canına. Sağ ol Greg. Bunları kendi partime saklayacağım. Usta Fang'li parti olacak. Söylemiş miydim? Usta Fang'li süslemeler ve Usta Fang pastası ve Usta Fang oyunları olacak. Aa, bir de Usta Fang müziği. Evet. O kukuları hemen geri ver ay kızı. Ha, vermiyorum kertenkele kafa. Güveler, hadi gösterin gününü. Hey, bu hiç komik değil. Evet işte, bu harika bir kukla gösterisi. Ne? Kertenkele. Tamam, bir plan yaptım. Kertenkele. Kertenkele, iyi misin? Evet, siz kuklaları alın. Pijamaskeliler imdada geldi. Süper hızlı kedi. Yakalayın güveler. Baykuş kanadı rüzgarı. Güveler, ne yapıyorsunuz siz? İyi işte pijamaskeliler. Kuklalar iyi mi bari? Evet ama Cameron değil. Sen tehlikedesin diye onu bırakmıştık. Cameron da kim? Ben sadece kuklaları almak istiyordum. Cameron burada ne arıyor ki? Cameron da kim? Uyur gezer çocuk. Cameron da kim? Onu evine götürmemiz gerek. Evet, kuklalardan önce ona yardım edelim. Cameron da kim? Cameron çok harika bir kukla alırdı. Cameron'ı uyandıracak. Onu durduralım.
Hey, kuklaları öyle yere atmasanıza. Ne kadar da güzeller. Siz hiç merak etmeyin. Hadi dans edin. Arkadaşlarıma el sallayın bakalım. Geri çekil ay kızı. Bir uyur gezeri uyandıramazsın. Belki uyandırmayacağım ama onunla oynayacağım. Ay kızın da gel kukla çocuk. Hem de kurtardım hem de kuklaları. Bırakın beni. Hayır, hayır, kaç. Olamaz. Kertenkele, kukla gibi oynatma artık. Ona zarar vereceksin. Hayır, bir şey yok. Kemerini buradan götürüyorum. Peşinden. Sürüngenler aşkına. Bu hiç güvenli görünmüyor. Onu durduramıyorum. Eğer düşerse bu çok kötü olacak. Evet, o zaman da kesin uyanır, değil mi? Belki ben kaldırabilirim. Ulaşamıyorum. Ay! Ha? Kuştu aşkına. Oh, hepsi benim hatam. Eğer kuklalarla bu kadar oyalanmasaydım şimdi Cameron yatağında olurdu. Olsun kertenkele. Şimdi onu aşağı indirsek yeterli. Tut şunu. Şimdi kahraman olma vakti. Süper güçlü kertenkele. Yakaladım. Güveler! Ay mıknatısımı geri getirin. Gel bakalım uğurlayan dinozor. Çok az kaldı. Ay! Ona uzanamıyorum. Onu nasıl tekrar yere indireceğiz? Ondan uzak durun. O benim. Dinozoru yatağa yatıralım. Pijama maskeliler alkış hak etti. Affedersiniz. Artık dalga geçmeyeceğim. Çünkü gecenin biz kahraman oluruz. Hey Cameron, ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Yani bu aslında çok zormuş ha? Evet ama ben sana öğretirim. Şuna bak, yürüyebiliyor. Evet. Evet. Ve çok güzel kurabiye kokuyor. Sonuçta bunlar aslan ya da kaplan değil. Kedi çocuk kelebek yakalayıcı burada. Hayya! Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Hey, kesin şunu. Hey, kutuya girin tekrar. Anlamıyorsunuz. Sizi kurtaracağım. Kedi çocuk, bu kadar üstlerin.
Ha? Neye işaret ediyorsunuz? Ha? Hey! Oh, hayır! Kelebekler beni yere mi düşürdü yani? Al bakalım kedi çocuk. Gördünüz mü işe yaramaz güveler? Bu iş böyle yapılır. Ama onları kurtaracaktım. Belki kutuya girdikleri için mutsuzlardır. Kimse itilip kakılmayı sevmez ki. Öyle değil mi? Haklısın. Onlara kötü davrandım. Ama onlar bana öyle yapacak. Ben bir şey dememiştim. Bakın pijama askeriler. Bu az gelişmiş kanatlı yaratıklar benimle. Ve onlara ne dersem yaparlar benim için. Uçun kelebek ordusu. Yakalayın onları. Ne yapıyorsunuz siz? Yakalasanıza şunları. Ah! Güveler kadar işe yaramazsınız. Ay kızının kötü davranmasını da sevmiyorlar. Ha! O zaman ay mıknatısıma yapışacaksınız. Aa! Beni dinleyin uçan şapşal şeyler. Durun ve beni dinleyin artık. Kötü ve kaba davranmayalım. Kahraman olma zamanı. Bir kelebek. Ay kızından kaçmış olmalı. Bizi takip etmesini sağlayalım. Hey kelebek. Birlikte uçalım mı? Hadi seni eve götürelim. Ha? Renklerin çok güzelmiş kelebek. Sen benimkini beğendin mi? Bu mu? Yoksa bu mu? Bu çok uzun sürüyor. Bize süper kedi hızı lazım. Hey! Bunlara ne oluyor? Yakaladım. Ne? Çok sert davranıyorsun kedi çocuk. Onları üzüyorsun bu şekilde. Ama eve gitmesinin tek yolu bu. Ve daha bir sürü var. Bakın. Tamam. Ama diğerleriyle biz ilgilenelim. Hadi. Bu tarafa uç. Evet, hadi. Kırmızıyı mı sevdin? Yeşil, mavi, yoksa hepsi mi? Oh, süper kedi hızı. Bir, ve iki, ve üç. Evet, aslanlar aşkına bu işi iyi yapıyorum. Ne? Kedi çocuk, biraz nazik olsana. Zavallı kelebekleri korkutuyorsun. Ama ben yardım ediyorum, peki. Ay kızıyla diğerleri nerede? Hey bakın, onun güveleri değil mi bunlar? Uçun hadi, artık sizi istemiyorum. Hadi pijama askeriler gidelim. Yeterince sorun çıkardınız artık güveler. Bundan sonra yanımda sadece kelebekleri istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsunuz güzel kelebekler. Yavaş ol bakalım ay kızı. Pijama askeriler o kelebekleri geri alacak. Merhaba güveler. Siz de mi geliyorsunuz? Bunu çok isteriz. Evet, size söz nazik davranacağım. Hayır, 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 hayır. Artık hiç yardımcım kalmadı. Bu haksızlık. Bakın, neredeyse ay kızına üzüleceğim. Üzgünüm güveler. Bir daha sizden asla vazgeçmeyeceğim. Benimle kalacaksınız değil mi? Şimdi geliyoruz kelebekler. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Grip Gamaya bakın. Dikkat edip nazik olursam ve acele etmezsem... Çok güzel değil mi? Ha, şu şapşal kelebeklere de bir bakın. Hey dikkat et. Oho sert mi davrandım? Ha? Hey neler oluyor? Durun gıdıklanmayı hiç sevmiyorum.
Çünkü onlara sert davrandın Cameron. Nazik olmayı dene. Şimdi ne yapacağım? Şimdi yeni kelebek arkadaşlar edin. Gerçekten havalılarmış.